lazım. Gülşen, bir günde para lazım olmasın ya. Tamam Lütfü, tamam. Bundan sonra söylerim bakkala. Bize çayı, şekeri, tuzu bedava verin. Tamam Gülşen, bugün maaşımı alacağım. Alayım mı veririm? Ne kadar alacaksın canım? 1800 brüt. Brüt ne demek Lütfü? Yani hepsini vermeyecek. İşte sigortaya migortaya kesecek. Elime 1500 lira falan geçer. Oha! 1500 lirayı artık herkes alıyor hayatım. Yani 20 senelik kasabın alacağı para bu mu yani? Gülşen. Ne? Ömrümü yeme. Zaten sinirlerim bozuk bu işe. İyi tamam Lütfü. Babam gelmeden sen git zaten. Şimdi babamı görünce sinirlerim bozulacak. Zaten o da sinirli sana. Ne yapayım Gülşen? Kaçacak halim yok ya. Günaydın. Günaydın babacığım. Günaydın Lütfü. Günaydın Gülşen. Günaydın. Yani hemen tapuya gidiyoruz. Aşağıdaki katı fulyanın üzerine yapıyoruz. Yapmıyoruz. Ne demek yapmıyoruz? Zaten tapuya gittim, rezil oldum kıza. Ev sizin üzerinize kayıtlı değil dediler. Hileyle hurdayla evimi elimden aldım. Orada yerin dibine geçtim ben. Biliyorum baba, yanlış yaptım ama başka çarem yoktu. Aslında ben biraz Erdem'e inat olsun diye yaptım. Ne demek Erdem'e inat olsun diye yaptım? Bugüne kadar senden ne aldıysa hep o aldı. Ama artık gözüm açıldı. Yok öyle. Ya ben hakkım olan evi aldım senden. O evi geri vereceksin Lütfü. Vermeyeceğim baba. Ben öyle arkamdan hiç çeviren evlat sevmem. O evi geri vereceksin. Hileyle hurdayla bana ilaç içirip evimi elimden aldın. Kim bilir yarın neler yaparsın? Ya bu adam yarın beni öldürür. Hayır yapma Necat. Yapar mı? Nereden çıkarıyorsun ha? Allah korusun babacığım, hiç öyle bir şey yapar mı? Lütfü öyle bir insan değil canım. İyi tamam tamam hadi. Bak şu iki hatun hatırında şimdi burada susuyorum. Yarın o evi geri vereceksin yoksa 5 liraya talim edeceksin. Girin. Kardeşim. Ver kardeşim benim. Bir çay da biz içelim ya. Eyvallah. Rıza. Heh. Ne oldu lan senin şu deve işi? Dün gece geldi oğlum. Hadi canım. Valla. Nerede? Apartmanın arkasına bağladık. Kaçmasın oradan. Hiçbir şey olmaz kardeşim. Mahalleden ufak bir çocuğu başına nöbetçi diye bıraktım. Zaten bugün yapacağız kesim ya. Sen mi yapacaksın? Ben? He. Yok ya, ben yapmam herhalde. Ne bileyim. Lütfü abi yapar herhalde. Konuştun yani. Konuşacağım. Ne yapacağız biz günde 5 lirayla Lütfü? Bilmiyorum Gülşen, bilmiyorum. Yine ek iş falan ayarlarım, bir şeyler yaparız. Yaparız bir şeyler değil. Ben sana demedim mi Lütfü, o şekilde ev sahibi olunmaz diye. Heh? Tamam Gülşen, tamam. Biliyorum. Biliyormuş. Lütfü, sen ver şu evi, al maaşı. Heh? Gülşen, vermiyorum evi. Ben bugüne kadar hep iyi çocuk oldum. Hep korktum, hep ezildim. Ama hiçbir şey kazanamadım. Bundan sonra kötüyüm ben. Yani bu dünyada kötüler kazanır. Bu kadar sinirlenmene gerek yok hayatım. Ev yabancı birine gitmedi ya, sonuçta o senin oğlun. Ya ben böyle hileli hurdalı işler yapmasına kızıyorum. Ama ne yapsın çocuk, seninle çalışmış durmuş. Bütün kazandığınız parayla sen evleri kendine almışsın. Ha, sen de şimdi ondan yana çık. Kusura bakma Necati ama ben mağdurun yanındayım. Bu olayın mağduru benim kadın. Peki ne yapacaksın şimdi evi Lütfü? Ha? Fulyeyi çıkarıp biz oturacak değiliz herhalde. Erdem kızı aldatıp evden kovulmasaydı planım buydu aslında. Ama artık olmaz. Ah, ah Erdem. Yani kızı aldatması bile bana zarar. Ah, hoş geldin Erdem. Hoş bulduk yenge. Yaptığını duydum abi. Babamı kandırıp alt katı üstüne almışsın. Seni kınıyorum. Kına canım, kına. İyi kınamalar. Ben artık kötü bir insanım, tamam mı? Ya bugüne kadar iyi çocuk oldum da ne oldu zaten? Bak kötü olunca ev sahibi oldum. Güle güle Lütfü'cüğüm, güle güle canım. Geç Erdem, geç. Bu aralar bizimki böyle bir enteresanlaştı, boş ver sen. Sen mutfağa geç, geç. Dün akşam dedim ki bizim devi, neren eğri? Dedi ki neren doğru ki? Oğlum ne saçmalıklarla uğraşıyorsun ya. İyiyim al takıl. Lütfü abi hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin. Al abi. Kardeşim, gel Lütfü abi. Çay getir Lütfü abime. Hemen. Lütfü abi buyur. Nasılsın? İyi misin, iyi misin? Hiç iyi değilim. Hadi ya. Ne oldu Lütfü abi? Ya bak elinden gelen bir şey varsa söyle, yapayım hemen. Canım senin elinden bir şey gelmez. Bir şey yapamazsın. Ama Lütfü abi senin elinden benim için bir şey gelir biliyor musun? Neymiş o? Ya benim şu adaklık deve var ya. Dün akşam o geldi de. Diyorum ki kesimi sen yapabilir misin? Yapamam canım. Ben hayatımda deve kesmedim ki.
Canım ne olacak ya, koyunla aynı değil mi? Nasıl aynı canım ya? Koyun şu kadar, deve bu kadar. Hep bir boynu var yani, şöyle bir şey yani. Ben hayatımda kesmedim ki onu. Sen başka birini bul. Tamam canım, Allah Allah. O zaman ben de Necati Usta'ma söylerim, o yapar kesin. Yapma be oğlum, ne işin var otellerde ya? Bu da koskoca ev dururken otelde kalınır da otele para verilir mi ya? Boş ver baba ya, Lütfü abim beni evde istemiyor. O Lütfü'ye soracağım ben, dur bakalım. Çay koyayım sana, kahvaltı. Yok yok, zahmet etmeyin, ben yaptım. Ben bir oğlanı görüp sonra işe gideceğim. Fulya'nın çıkmasını bekliyorum evden. Fulya gitmeden giremiyor musun? Yok, giremiyorum. O evde yokken eve girebiliyorum ancak. Ay, yani bir aldatma nelere mal oldu. Tamam Hacım, tamam. Biliyor hatasını, kabul ediyor. Ben şu Nurşen'i arayayım da Fulya çıkınca haber versin. 70-18, 29-24. Son kullanma 08-10. Güvenlik 175. Ne satın alıyorsun sen? Bir dakika. Tamam, tamam Bilir Hanım. Şimdi başladı değil mi üyelik? Tamam, çok teşekkürler, süper süper. Sağ olun, iyi günler, iyi günler. Neye üye oldun Vedat? Spor salonuna üye oldum. Ne sporu? Yalnızca kendimi değil ki, seni de üye yaptım, aile paketi. Ay sabahtan akşama kadar buradayız Vedat, hangi ara spor yapacağız? Sabah bir saat erken kalkacaksın ya da iş çıkışı yapacağız. Vedat, benim burada bütün gün ayaklarıma kara sular iniyor, bir de gidip orada koşamam ben. Ya kızım, sauna falan da var, süper keyifli oluyor ya. Kaç para verdin? 1000 ama yani kişi başı 1000 ama yıllık. Olmaz ki böyle şey kadın. Efendim Fulya Hanım evden çıkacak da sonra baba girecek de çocuğunu görecek de çocuk bunları bir arada göremeyecek mi? Böyle mi büyüyecek bu evlat? Ay, ne yapabiliriz Necati? Fulya çok kararlı. Canım kararlı da bunlar bir araya gelmezlerse, konuşmazlarsa barışma ihtimalleri olmaz. Bunları bir araya getirmek lazım. Aldatılmış bir kadının görmek isteyeceği en son kişi kocasıdır. Sen güzel konuşuyorsun da bunlar böyle parçalanmış halde mi kalsınlar? Ay, tamam haklısın hayatım. Bir şeyler bulalım da ne? Vallahi işte bunlar böyle bir araya getirecek, böyle konuşmalarını sağlayacak bir şey. Sen şimdi telefonda kızın sesine tav oldun ve 2000 dolar para mı verdin Vedat? Ne alakası var kızın sesiyle? Şunu yapma işte ya. Senin kadın pazarlamacılara karşı zaafın var Vedat. Ne satarlarsa alıyorsun. Ne alakası var bunun kadınla şimdi ya? Ay nasıl ne alakası var? Geçen gün yine bir kadın pazarlamacı seni aradı. Yok bilmem ne otelin Gold üyeliğine 450 milyon para verdin ya. Hayır, o çok avantajlı bir üyelikti. O 450 de hayli hayli çıkar. Bak kandırıyorlar işte seni. Sana olayı avantajlı gösteriyorlar. Sen de kadın olduğu için hemen inanıyorsun. Ya Allah aşkına Vedat, ara iptal et, yoksa ben seni iptal edeceğim. Hayda. Mesela diyorum pikniğe gidelim. Hep beraber piknik yapalım. Yani Erdem'in geleceğini bilen Fulya sence pikniğe gelir mi Necati? Erdem'in geleceğini söylemeyiz. Sende yalancılık geni var. Var. Ama beyaz yalancılık geni var. Piknik bir işe yaramaz. Yani mecbur kalmadıkça konuşmazlar ki. Doğru. Peki ne yapalım o zaman? Aklıma bir şey geldi. Tabii ya. Senin aklına gelecek. Senin aklına gelmeyip de kimin aklına gelecek? Akşama bir oyun oynayalım. Ya hep beraber. Mesela sessiz sinema. Yapamayacağım be. Çok güzel fikir. Vallahi biz de onlara böyle aşklı meşli film isimleri sorarız değil mi? Bravo. Ya büyük kadınsın be. Teşekkür ederim. O zaman ben Fulya'yı yemeğe çağırayım. Torunumu özledim falan derim. Erdem de tesadüfen gelir. Yemeğimizi yeriz. Yemekten sonra da oyunumuzu oynarız. Çok güzel. Ama sen bu arada böyle güzel duygusal aşk filmlerini bir aklından geçir. Ne lüzum var öyle akıldan geçirmiyor. Bak akşama ne şahane isimler buluyorum bak. Evet bekliyorum. Ne bekliyorsun ya? Seni arayan kadını tekrar arayıp o spor salonu üyeliğini iptal etmeni bekliyorum Vedat. Niye ya? Ben evliliğimize yatırım yaptım. Nasıl bir yatırımmış o? Benim vücudum zaten fit de. Ha. Daha da fit olacağım. Hoşuna gitmeyecek mi? Gitmez efendim. Bizim sokağa atacak 3000 lira paramız yok. Ara hemen iptal et. Sokağa atmadım ki. Spor salonuna yatırdım. Vedat. En az etrafımda senin gibi 20 tane arkadaşım var. Herkes spor salonuna hevesleniyor, yazılıyor. 15-20 gün sonra yalan. Yani var ya, telefonda kadınla konuştum diye kıskandın değil mi? Yuh ya. Vedat, benimki kıskançlık değil. Ama seninki ciddi bir sorun. Kadın sesine karşı zaafın var. Duyunca hemen yelkenleri suya indiriyorsun. Şimdi birincisi, kadınların bana karşı zaafı var. İkincisi,
İptal falan etmiyorum ben onu. Ediyorsun. Vallahi istiyorsan seninkini iptal ederiz. Hayır canım, ikimizinkini de iptal ediyorsun. Mümkün değil. Günaydın. Günaydın usta. Bah. Sen bana para vermemekte kararlı mısın? Çok kararlıyım Lütfü. Ben nasıl geçineceğim baba? Evi geriye verilsin, maaşını alırsın. Ya da ben evi satayım, parasını yiyeyim. O evde benim torunum oturuyor. Olmaz Lütfü. Vallahi ben bilmem baba. Ya maaş ya da ev gider. Torun da evsiz kalır. Oğlum senin kafana bir şey mi düştü sen? İyice sapattın Lütfü. Bundan sonra böyle baba. Yani gerekirse kötü bir insan olurum ama ezdirmem kendimi. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ustacığım. Ha oğlum. Benim bu kurbanlık deve var ya. Adaklık. Onu diyorum sen kesebilir misin? Kesmem. Niye? İzah etmek zorunda mıyım oğlum? Kesme. Yok tabii değilsin de. Ya Lütfü abi de kesmiyor. Kim kesecek şimdi? Ya bu bir deve kasabı kestir ne bileyim ben. Tamam. Pardon usta. Efendim. Ne? Tamam. Hemen geliyorum. Ne olmuş? Deve ipinden kurtulmuş usta. Ben gidebilir miyim? Git tabii oğlum git. Allah Allah. Koca deve nereye gider? Ne haberin işte? Eyvallah işte bu delilerle uğraşıyorum. Ne o gene ağzın kulaklarına varıyor. Sormayın işte. Bu çocuk olayı bana acayip doping oldu. Sen şimdi öyle zannediyorsun ama daha sonra neler göreceksin. Bak benimkiler 30-35 yaşına geldi. Hala başıma dert. Evladım var mı derdim var. Bir dakika enişte. Benim moralimi bozmaya çalışma. Ya bu bebek ne zaman tekmelemeye başlar enişte? 4,5-5 ay oldu tamam başla. Aslan oğlum benim be, aslan oğlum benim. Kim bilir ne yapıyordur şimdi anasının karnında. Ya bir şey söyleyeyim mi Feride? Ya bende bulantı falan kalmadı. Aa, ne güzel işte artık rahat edersin. Ya ederim de ya şey de oldu aslında. Ne oldu? Ya ne bileyim aslında içimde de garip bir his var ya. Neyse, yarın zaten doktora gideceğim, ondan sonra konuşuruz. Nasıl garip bir his yani? Ya boş ver Feride'cim, hadi boş ver. Bak dükkanın işleri bizi bekliyor. Hadi dekorasyon, mekorasyon. Hadi kalkalım. Usta. Hı? Son kamuoyu yoklamalarında durum ne? Ne kamuoyu oğlum? Yani Feride Hanım'ın gözünde diyorum, oyun yükseldi mi? Bugün seçim olsa Özge'yi alır mısın, almaz mısın? Bilmiyorum. Usta kızı yangından kurtardın. Hiç mi etkisi olmadı bu işin? Doğru söylüyorsun ya. Bir kamuoyu yoklaması yapmak lazım. Tabii ya. Selamun aleyküm Necati Usta. Aleyküm selam Seyfo. Benim sana bir sorum olacak usta. Tabii sor oğlum. Feride Hanım'ın benim hakkımdaki düşüncelerinde böyle bir hani kırılma falan var mı yangın olayından sonra? Vallahi bak ne demiş adamlar, bir ön yargıyı kırmak atomu parçalamaktan daha zordur. He. Yani açarsak biraz? Yani açarsak liseyi bitirmeden Özge'yi istemeye gelme. Bu Feride Hanım'ın değil benim şartım. Senin de mi şartın var be usta? Tabii oğlum biz burada boştan korkuluyor muyuz? Yok estağfurullah da. Zaten son sınavı verirsem lise bitiyor. Ben anlamam. Diplomayı getir kızı götür. Ha. Tamam o zaman hayırlı işler olsun. Hadi Allah zihin açıklığı versin. Hüseyin, benim arkada kitaplar var, ders kitapları. Onları çıkar, bir çalışalım bakalım biraz. Tamam usta. Hadi oğlum. Ben sonra rüzgardan sonra. Ben sonra bu sahne sonra. Ya ot gibi yaşıyorum ha. Ot gibi, bildiğin ot. Ya otlar benden daha şanslı çünkü onlar dışarıda yaşıyorlar. Hava alıyorlar en azından. Ay sen de çık al abla. Seni tutan ne? Oldu Nurşen oldu. Yani iki tane çocuk. Bir tane kayınpeder, bir tane kayınvalide, bir koca. Ben nereye çıkıyorum ha? Nereye çıkıyorum? Bu yemekleri kim yapacak ha? Kim? Ay canım ablam ya sen üzülme ben sana yardım ederim. Yardım edermiş. Bak Ayfer'e. Ayfer bile dans dersi alıyor. Yani kocasıyla birlikte dans öğrenmeye gidiyorlar. Ya ben? Ben ne yapıyorum? Kurtlarla dans. Ay ablacığım siz de gidin dans öğrenin. Oldu. Rıfı kabul edecek, gelecek, dans edecek.
Ya ablacığım belki eder. Bir dene. Bir dene. Hah, getir Yusuf. Sağ ol oğlum. Afiyet olsun. Sağ olasın. Ya Nurettin Usta. Buyur. Bak yaz geldi artık. Şu senin çocukları ev verelim bitsin bu iş ya. Olmaz. Onu bilemez. Benim o Rıza'ya hiç güvenim yok. Niye? Ne yapıyor ki çocuk? Aman daha ne edecek? Bir evleneceği diyor, bir evlenmeyeceği diyor. Evlenir o, evlenir. Biraz iş güveyi olmaktan korktu da onda. Yok yok. O biraz gelgit akıllı. Ben ona hiç güvenmiyorum. Ya çok huysuzsun, çok abartıyorsun her şeyi ya. Yok ya. Usta. Ne oldu oğlum? Deve kayboldu. Vallahi deve kayboldu. Polis, polis. Alo, memur bey, ben bir ihbarda bulunmak istiyorum. Benim devam kayboldu. Aha, buyur. Abartıyor muymuşum ben? Deve. Yok efendim, ben size niye hakaret edeyim? Ya bildiğiniz deve işte, çift örgüçlü. Arka bahçedeydi, bağlıydı. Kaybolmuş, ben de anlayamadım. Haklısın galiba. Erdem, şimdi gidiyorsun oğlum. Yemeğin ortalarına doğru geliyorsun, tamam mı? Ya baba boş ver, gerek yok böyle planlara. Fulya beni görmek istemiyor işte. Yok, görmek istemiyor diye pes mi edeceğiz? Yok öyle şey. Sürekli etrafında dolanacaksın, gözüne gireceksin, gözünün bebeğine gireceksin. Aranızdaki buzlar anca böyle erir oğlum. Baba çok kötü bakıyor ya. Ben dayanamıyorum o elektriğe. Sana seçme hakkı vermiyorum oğlum. Benim dediğim olacak, Fulya ile barışacaksın. Aksi takdirde benim elektriğim seni çok fena çarpacak. Ya yok baba ya. Boş ver Allah aşkına. Yani zor şeyler bunlar. Ne demek zor şeyler? Benim aslan oğlum ya. Sen ne zor işleri başardın. Bunu mu başaramayacaksın? İyi peki tamam. Ne yapacağım? Şimdi 5 dakika sonra yemekte oluruz biz. 20 dakika sonra da sen gel. Yemekten sonra da salona geçeceğiz. Sessiz film oynayacağız. Pardon? Tamam baba anladım. Hadi şimdi yallah yere. Necati, sen Fulya'yı çağırdın değil mi? Çağırdım canım, çağırmaz olur muyum? Ama sen aslansın, sen kaptansın, sen bir tanesin, her şeyi yaparsın. Ay, çok teşekkür ederim lütfen. Bunu mu söylüyorsun bunda? Hayır, babam Erdem'e söylüyor. Her zamanki gibi karşılıklı yağlaşıyorlar. Lütfen, sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ay, biz dans kursuna gidelim mi? Buyur. Dans kursu lütfen, dans. Niye dans kursuna gidiyoruz hayatım? Sınava mı gireceğiz? Evet, sınava gireceğiz. Yani yaz geliyor, düğünler başlayacak. Biz de öyle piste çıkarız böyle seninle beraber. Böyle güzel güzel oynarız bak. Hayatım biz karşılıklı böyle göbek atıyoruz ya, ne gerek var? Göbek atmaktan falan bahsetmiyorum lütfen. Vals'tan bahsediyorum, çeçeden bahsediyorum, tangodan falan bahsediyorum işte. Vallahi bu yaşıma geldim. Daha yani tango yapılan bir düğüne gitmedim. Çaça nedir? Ay ben de bilmiyorum lütfen. Ama Ayfer yapıyor işte. Biz de yaparız. Fena mı? Değişik bir dans öğrenmiş oluruz. Böyle çıkarız düğünlerde beraber, seninle beraber böyle pıç 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 oynarız biz. Öyle herkes bana bakarken böyle pıç pıç dans edemem ben. Niye hayatım? Utanırım ben. Ay niye utanıyorsun? Benle dans edeceksin bir kere. Ya hayatım şurada biz 3 kuruşun hesabını yapıyoruz. Sen vals'ten bahsediyorsun. Yok çaçadan bahsediyorsun. Yani çocuklara verecek paramız yok bizim ya. Para yok, para, 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 para. Bu da bir ihtiyaç ama hayatım. Nasıl bir ihtiyaç hayatım? Çocuklar para istediği zaman ben lamba da mı yapacağım? Ha? Çaça mı yapacağım? Tango mu yapacağım? Dalga geçme lütfen. Dans dersi o kadar pahalı bir şey değil. Ama ayrıca taksit de yapıyorlarmış. Düşen, para yok, para, para, para yok, para. Tamam memur bey, tamam. Tamam, bir daha aramam. Peki, sizden haber beklerim. Yalnız bakın yani... Yani 7.000 lira diyorum çok... Peki tamam, tamam sizden haber bekliyorum peki. İyi günler. Ne oldu lan? Bulamamışlar mı daha? Yok abicim ya, resmen sırra kadem bastım. Hadi ya. Kısmet değilmiş demek ki be. Oğlum saçma saçma konuşma ya, 7.000 lira para verdim ya. O bir servet, bulunması lazım. Abicim o zaman sıkı bağlasaydın. Allah Allah, moral vereceğine sen de moral bozuyorsun Yusuf ya. Bulunur oğlum, ne olacak lan? Kaç tane deve var zaten? Elbet biri görür yani. Kesmemişlerse. Kesmezler zaten. Devi, hadi be. Sağ ol kızım. Fulyacığım kızartma.
Yok şekerim, ben öyle yağlı şeyler yemiyorum. Ah, ah, bir tek salatayla olur mu kızım? Bu yeterli, teşekkür ederim. Erdem amcam nerede? Erdem amcan gelemiyor oğlum, işi varmış onun. Hesabı alabilir miyiz? Tabii. Senin hesap istiyorlar. Kalk ver o zaman canım, ben seninle konuşmuyorum. Vallahi ister konuş, ister konuşma. Ben spor salonuna üyeliğimi iptal etmiyorum. Edeceksin Vedat. Çünkü senin spor falan yapacağın yok. Sen sadece telefonda bir kadına kandın, o kadar. Saçma sapan bir yorum, kabul etmiyorum. Ben de ispatlarım o zaman. Ah, merhaba Erdem enişte. Merhaba Nurşen. Aa, hoş geldin Erdem. Hoş bulduk. Merhabalar herkese, iyi akşamlar. Aleyküm selam oğlum. Aa, ne tesadüf. Erdem de geldi. Aç mısın oğlum? Sayılır. Kaynana seni seviyor. Kaynana seni ileride çok sevecek. Ya buyur otur. Geç oğlum, geç yürü babanın yanına, hadi otur. Gel sana böyle sıra başı ayırdım. Merhaba. Merhaba. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağ ol yenge. Allah'ıma bin şükürler olsun yarabbim. Böyle bir arada olunca ne güzel oluyor. Kalabalık bir aile oluyoruz. Çok hoşuma gidiyor. Afiyet olsun. Selam. Merhaba canım. Merhaba. Ya Zeyno ya, Formula 1 bileti bulabileceğim bir yer biliyor musun? Ya bu sene çok geç kaldım ve bilet bulamıyorum. Formula 1 mi dedin? Evet. Aa, araba yarışı mı izliyorsun? Ya evet, şimdi biz üniversitedeyken arkadaşlar izlerken kırmızı araba gelecek işte, kazanacak bilmem ne falan diye iddiaya girdim. Giriş o giriş, o seneden beri her yarışı izliyorum. Ama bu sene çok geç kaldım. Bilet falan da bulamıyorum. Ay ben hiç anlamam o işlerden. Selam arkadaşlar. Vay adamım, ne haber? İyidir hocam, senden? İyi iyi. Hoş geldin. Gel hoş geçelim hemen. Özge. Formula 1'e 2 biletim var. Gelmek ister misin? Hadi canım, dalga geçiyorsun. Hayır canım, kesinlikle ciddiyim. Süpersin. Ya ya da demin konuştuk Zeyno'yla. Hadi ya. Bırakın. Alacağım. Kızım gel otur 2 dakika Allah aşkına ya. Bütün gün çalışıyorsun zaten. Babacığım ben hemen toplarım 2 dakikada. Sana demedim Gülşen'im. Fulya sana diyorum. Gel otur, Gülşen halleder kızım. Babacığım biz de gidelim artık. Gidiyormuşsunuz oğlum. Oğlum canım 2 dakika oturun, torunumun yüzünü göreyim ya. Tamam siz görün, Nurşen getirsin aşağı. Çay koydum. İçmeden gidersen vallahi darılırım. Doğru diyor. Darılmak değil, ben bir küserim, bir daha da hiç konuşma. Öyle yiyip içip gitmek yok. Harika ya. Hem de yerler ana tribünde. Evet biliyorum. Senin bu yarışı en iyi yerden seyretmen gerekiyor. Evet de sen bu ikinci bileti kim için almıştın? Kim için mi? Senin için. Okuldayken çok meraklıydın, hala seyrediyor olacağını düşün. Doğru tahmin etmişsin. Selam millet. Heh, geldi benim ilacım. Abi, bir dakika dur şurada. Ne? Ne? Bak, geçen gün Seyfo elektrik verdiğini ve onu ölümden kurtarıp ödeşmek istediğini biliyorum. Kızım sen paranoyak mısın? Kim söylüyor sana bunları, bu Oktay mı? Ne fark eder ya, sonuçta adamı öldürmeye çalışmışsın. Kızım yok öyle bir şey. Kurma kafanda ya. Bak abi, Seyfo'ya dokunmayacaksın. Eğer dokunursan gider ona her şeyi anlatırım. O da gidersen dava açar. Artık ceza mı yersin, hapse mi düşersin sen düşün. Ne konuştunuz siz ya? Neyse ya, boş ver. Önemli değil Seyfo. Allah Allah. Kızım, Nurşen. Efendim Necati amca. Bak, bebek altını kilitledi galiba. Paniğe gerek yok, beklenen bir gelişmeydi. Ben şimdi hallederim. Yok Nurşen'cim, ben hallederim. Ah, hayır Fulya yenge, lütfen. Siz sohbetinize devam edin. Ben şimdi hallederim. Yine paşam. Hocam. Yine paşam, korkuttun mu sen Erdem? Oy, Allah seni. Ben yerim. Yerim seni. Thank you.
Maşallah sizin sohbetinize de doyum olmuyor. Ay, bir şeyler yapsak. Ne yapalım karıcık? Ne yapalım hayatım? Bir oyun oynayalım. Aa, güzel fikir, oyun. Ne oynayalım? Bir hani bilgi yarışması falan vardır. Ya da şey oynayalım en güzeli. Sessiz sinema. Ay çok güzel fikir. Sessiz sinema oynayalım. Şimdi Erdem ve Fulya bir ekip olurlar. Biz ikimiz de bir ekip. Ay, bakalım kim kazanacak? Geç oğlum sen karının yanına. Ben de karımın yanına geçeyim. Hadi bakalım. Ay çok güzel olacak. Ya ben hiç oynamayayım. Biz rüzgarla inelim aşağı. Olur mu Fulya? Aşk olsun kızım ya. Ne güzel şurada oturuyoruz. Eğleneceğiz iki satır. Ne yapıyoruz? Kim anlatıyor önce? Önce onlar anlasın. Tamam. Erdem gel. Gel gel. Seni deliler gibi seviyorum. Böyle bir film var mı? Var. Türk filmi bu. 1970'lerde çekildi bu. Hadi bakalım anlat. Ne sordun? Seni deliler gibi seviyorum. Böyle bir film yok değil mi Necati? Uydurdum. İleride çekilebilir. Başlıyorum. Hadi anlat bakalım. Dört kelime. Yerli. Birincisi. Ben. Sen. Seni. Aptal mı? Seni aptal. Seni gerizekalı. Seni. Seni salak seni. Sarılıyorsun. Aptallara sarılıyorsun. Aptallarla uyuyorsun. Aptalları seviyorsun. E tabii, olabilir yani. Senin tercihin. Anladık. Seni deliler gibi seviyorum. Çok güzel oldu. Aferin oğlum. Vallahi ne güzel anlattın ya. Ama ne filmmiş bak. Ne kadar manalı bir ismi var. Evet. Hadi sıra sizde. Yok yok. Bir tane daha anlatın. Evet evet. Siz bir tane daha anlatın. Sonra biz anlatırız. Tamam. Bana sormayın. Fulya anlatsın. Güzel film, güzel film gidiyor. Önce bir takım anlatıyor. Sonra bir takım. Sonra. Eminim çok heyecanlı bir yarış olacak. Yarış gününü iple çekiyorum. Ne yarışı ya? Formula 1. Özge ile gidiyoruz da. Vay! Bu dört gözle baş başa Formula 1 yarışına gidiyorsun ha. Allah Allah. Ya sadece iki tane bilet vardı Seyfo. Gerçi 10 tane de olsa bence sen gitmemelisin. Nedenmiş o? Ya çünkü bu özel bir ilgi meselesi. Yani öyle birdenbire formüle seyircisi olunmaz ki canım. Yılların takibi gerekir. Nereden biliyorsun birdenbire olduğunu? Ben yıllardır yarışları takip ederim. Allah Allah. Tabii. Ya hadi söyle bakalım sürücüler klasmanında en yüksek puana kim sahip? Şey sahip. Kim? Neydi o? Ya ben sana bir şey ispatlamak zorunda değilim ki arkadaşım. Allah Allah. Özge, bu dört gözle beraber o yarışa gitmiyor. Gitme yarışa, gitme gitme. Ya niye gitmeyeyim ya? Gitme, çünkü ben o gün seni sinemaya götüreceğim. Hangi gün? Şey günü işte. Cumartesi. Tutturamadın, pazar olacaktı. Ya... Arkadaşım ben pazar günü de götüreceğim belki sinemaya. Her gün götüreceğim ben. Sevgilim o benim. Ya kusura bakma Seyfo ama ben bu yarışa gideceğim. İki elim kanda olsa da gideceğim. Diyorsun. Hmm.
Bırak kızım, gel. Yok yok, ben soracağım. Gel, bana gel yavrum. Evine dön sevgilim. Böyle bir film var mı? Var. Ben gördüm, seyrettim ben. Kim oynuyordu babacığım? Tayfur, Ferdi Tayfur. Başka bir şey sorsanız. Ama seçme hakkın yok. Ne sorarsam onu anlatacaksın. Hadi bakalım güzel kızım. İki kelime. Yok, üç kelime. Üç kelime. Yerli. Birincisi. Üçgen. Ve kare. Kulübe. Ev. Ev. İkincisi. Yuvarlanıp gidiyoruz. Ha, dönüş. 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 Dön. Tamam. Birincisi. Tekrar. Ev. Senin evin. Aa, dur, buldum. Eve dönüş. Hayır. Bekle. Üçüncüsü. Yürek. Kalp çarpıntısı var. Babamın evet kalbi tutmuştu bir ara. Heyecan. Sevgili. Eve dön sevgilim. Evet. Ay çok güzel oldu. Evine dön olacaktı. İyi yapmadınız ama kabul. Kabul mü? Kabul. Güzel anlattı. Çok güzel anlattınız. Evet. Evine dön sevgilim. Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman döneyim? Nereye? Ne zaman eve döneyim sevgilim? Bütün bunları sen planladın değil mi Erdem? Neyi? Sessiz sinema oynayıp uydurma filmler sormayı. Aa, çocuklar yapmayın ama. Şimdi sıra bizde, biz anlatacağız. Kalk Necati. Hadi. Fule yenge. Efendim? Çocuk uyudu, ben yatağına yatırayım. Tamam, ben de geliyorum o zaman. Olur mu kızım ya, daha sessiz film oynayacağız. Sessiz film mi oynayacağız yani? Teşekkür ederiz babacığım ama bu oyundaki isimler bana pek inandırıcı gelmedi. Başka bir akşam gerçek isimlerle oynarız. İyi akşamlar. İyi akşamlar kızım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Güle güle kızım. İyi akşamlar. Ben size söylemiştim işe yaramaz diye. Oğlum canım, gayet güzel oldu, gayet işe yaradı bana göre. Sen ona seni seviyorum dedin. O sana evine dön sevgilim dedi. Daha ne? Sonuçta bu sözler söylendi. Sonuçta ben hala buradayım. Başka bir şey bulmamız lazım. Lütfü. Dans kursunun numarasını aldım. Aradım. Yarın gidiyoruz. Ya kadın taktı dans kursuna. Takarım. Takarım Lütfü. Ev kadınıyım diye böyle her gün kös kös evde oturacak değilim ben. Yani yeni bir şeyler öğrenmek istiyorum canım. Tamam hayatım. Sen de o zaman bireysel dans kursu alırsın. Kol bastı öğrenirsin. Rock'n'roll öğrenirsin. Beraber gidiyoruz Lütfü. Ay düşünsene. Biz dans ediyoruz. Erdem böyle gözleri fal taşı gibi açılmış bizi seyrediyor böyle. Hani her şeyi o iyi yapıyor ya. Bari hiç olmazsa bunu sen iyi yap. Saçmalama Gülşen. Yani benim dans kursuna gittiğim duyulursa insan içine çıkamam ben. Ne o? Koskoca kasap Lütfü bale yapıyor. Ay ne balesi Lütfü ya? Bale mi dedim ben? Tango dedim, tango. Ne fark eder? O da kıvırtmalı bir şey. Yok, bu kıvırtmalı bir şey değil. Burada erkek hiçbir şekilde kıvırtmıyor. Gayet karizmatik. Yani bayan kıvırtıyor. Hani ben kıvırtacağım yani. Ben karıma kıvırtıyor dedirtmem. Tamam Lütfü. Kıvırtmayız, böyle sopa gibi dururuz. Ama yeter ki sen gel. Hayret bir şey ya. Gülşen. Ne? Ömrümü yedin, ömrümü. Para yok diyorum ya, anlamıyor musun? Ya Lütfü ya. 40 yılın başında bir şey istedim.
Yine aynı şeyi yapıyorsun bana ya. İyi tamam. Ayarlarız para. Gerçekten. Ama bana bak, ben öyle gidip kurslarda dans falan yapamam. Hoca buraya gelsin. Olur mu öyle şey canım? Olur olur. Öyle ben herkesin içinde gidip dans falan edemem. Sonra gülerler mülerler. Ben de bir ikisini döverim. Yani karakolluk oluruz. Ay iyi tamam lütfen. Tamam. Yeter ki gel. Ya oğlum ne diyorsun? Gerçekten bir faydası olmuş mudur acaba? Bilmiyorum vallahi. Bana göre olmadı. Keşke bir iki film daha sorabilseydim. Anladı uydurduğunu kız. Ay keşke gerçek filmler sorsaydın. Ya başka bir şeyler, yeni bir şeyler bulmalıyız bunları bir araya getirmek için. Hayatım, olay daha çok sıcak. Yani aradan biraz zaman geçsin. Eğer birbirlerini gerçekten seviyorlarsa bir araya gelirler zaten. Aman onlara kalsa 10 sene sürer bu. Olanlar torunumuz da bize olur yani. Çalıştır kafayı Feride. Sen bir şeyler bulursun. Düşünüyorum, düşünüyorum ama bulamıyorum bir şey. Alo? Evet, benim. Ne ilanı? Satılık ev ilanı mı? Yok kardeşim, biz öyle bir ilan falan vermedik. Sağ ol. Evet, Necati benim. Yanlış herhalde. Lütfü? Evet. İyi günler. Yok kardeşim, satılık ev ilanı falan vermedik biz ya. Biri yanlış ilan vermiş herhalde. Lütfü, sen mi verdin o ilanı? Evet, ben verdim. Oğlum biz evimi satmıyoruz. Sen benim adıma nasıl ilan veriyorsun gazeteye ya? Baba, bu sadece uyarı atışıydı. Eğer maaşımı vermezsen, yani kendi telefon numaramı veririm, evi satarım. Sen iyice manyaklaştın Lütfü. Seni bizim psikoloğa göndermek lazım. Artık 1000 kere ararlar, 1000 kere. Maaşımı veriyor musun, vermiyor musun? Veriyorum Lütfü, veriyorum ama başka saçma bir şey yapmaman için veriyorum. Güzel, güzel. Oğlan kafayı üşüttü ya. Buyurun efendim, ne arzu edersiniz? Usta merhaba. Merhaba. Deveyi buldum. Ay senin develer Rıza. Onu kurban mı edeceksin, niye edeceksen et. Baktım senin de benden artık ha. Bugün hallediyorum o işi. Hadi geç içeri bakalım. Tamam. Bak işte. Bir devemiz eksik. Necati Usta. Buyurun Nurettin Usta. Senin dediğin doğru. Yaz geldi. Biz bunları verelim de kurtulalım. Bu kızın asıl sukatından bıktım gari. Şöyle ver şu kızı kurtul ya. Yok öyle ver kurtul yok. Benim bazı şartlarım olacak. Senin şartın hiç bitmez ki. Neymiş şartlar? İç güveylik dahil bazı şartlarım olacak. Onları bir protokol altında imzalayacağız. Nükleer santral anlaşması mı yapıyoruz Nurettin? Ne protokolü? Ben anlamam. Benim bir denecik kızım var. O şartları yerine getirmezse ben kızımı bırakmam. O da. Getir getir de neymiş şartlar? Böyle bir iki tane değil çok var. Yarın kafede oturalım. Orada teker teker imza altına alalım. Onlar da evlensinler kurtulalım gari. Ha? Hadi bakalım. Düğün tarihini belirleriz. Ha? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ustacığım, Nurettin Usta evlensinler mi dedi? Evlensinler dedi ama protokol imzalayacakmışsın. Neyi imzalayacakmışım? Protokol. Sevr anlaşması gibi bir şey. Ha. Bu sevr anlaşması gibi olan şey iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Kötü bir şey, çok kötü bir şey. Yabancı devletler Osmanlı'yı bu anlaşmayla esir aldılar. Nurettin de seni bu protokolle esir alacak ha. Enişte, bir çay söyle de içelim ya. Söyleyeyim de bu ağızla içemezsin. O niye o? Ağzın kulaklarına varıyorum, çayı üstüne dökersin. İlahi enişte. Yusuf, çay ver oğlum bize. Oğlum çay getir. Hemen ustam. Ah hoş geldin Semiha'cığım. Hoş bulduk Firde. Geç geç otur. Nasılsın? Semiha, kötü bir şey mi oldu? Çok kötü bir şey oldu Feride, çok kötü. Ne oldu? İş
içime doğuyor erkek olacak. Ama senin içine doğmasıyla olmuyor bu işler. Kader kısmet. Yok, erkek olmalı enişte. Çocuk şimdi 20 yaşına geldiğinde ben nalları dikeceğim. Şimdi arkamda bir kız çocuk bırakmak var, bir erkek çocuk bırakmak var. Erkek çocuk nasıl olsa ayaklarının üstünde durur. Ama ya kız çocuk? Vaktiyle yapsaydın, şimdi bunları düşünmeyecektin oğlum. Kısmetle enişte. Olsun varsın, geç oldu ama sonunda bu mutluluğu yaşayacağım. İnşallah. Hadi yarası şerefim. Dün doktora gidip ultrasona girdim. Düşük yapmışım Feride. Ay yapma. Tutunamamış işte. Ay canım arkadaşım benim. Ben çok üzüldüm. Yok, hepsi benim hatam Feride. Hepsi benim hatam. Yani ben hiç istemedim ki bu çocuğu. Duyduğum ilk günden itibaren hep oflayıp püfledim. Anladı işte bak, o da gelmedi. Hiç olur mu öyle şey Semiha? Her kadın hamile olduğunu öğrenince böyle kaygılar yaşar. Seninki de öyle bir şeydi işte. Yok yok, gitti Feride, gitti bak. Minicik bir candı, o da minicik bir insandı. Yok, yani yaşayamadı, ben yaşatamadım onu. Ay, ne olur yapma, ne olur yapma, kendine gel. Yapma ama böyle. Oh canım. Ya zaman geçmek bilmiyor enişte. Daha oğlumun yüzünü görmeye 7,5 ay var. Ne yapılır, nasıl geçer zaman bilmiyorum vallahi ya. Göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Hiç merak etme. Ya bari ultrasonda bir şeyler görseydim. Yani yüzünü, ellerini, kollarını filan. Merak etme, yakında belirir. Eli kolu da belirir. Cinsiyeti de belli olur. İnşallah erkek olur enişte. Aslanlar gibi bir oğlum olur. İnşallah. Taylan'a söyleyemedim Feride. Yani dün o kadar mutluydu ki. Yani çocuğu düşürdüm desem beni parçalardı. Ay yok canım, senin kabahatin yok ki, kader bu. Yani sana kızmaya hiç hakkı yok. Hakkı yok ama ya çok üzülecek Feride. Üzülecek tabii. Ben Taylan'a böyle bir haber veremem Feride. Ya onun o yüzünü görmeye cesaretim yok. Üzme kendini. Ben söylerim ya da Necati söyler. Bir şekilde söylenir. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Allah kahretsin, Allah kahretsin ya. Üf, üf. Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Oğlum ne böyle sabahtan beri böyle bir ıkınıyorsun, bir kıvranmalar, telefonlar falan, hayırdır? Soru sorma abicim bana, cevap ver, cevap ver. Formula 1'e bilet bulmam lazım, bulamıyorum. Neye? Formula, formula, araba yarışı. Ha. İnternetten baksana oğlum, vardır orada. Ah zeki çocuk, baktık bulamadık, orada da kalmamış. Ya ne yapacaksın oğlum öyle vın vın arabalar falan, otur evinde izle televizyondan. İzlemem lazım abicim, izlemem lazım diyorum ya. Sen git börek satsana, bak müşterim var, yürü. Buyurun efendim. Usta, ha. Onu anca kara borsadan bilet bulursun. Onu ben de biliyorum da kara borsayı nereden bulacağımı bilmiyorum. Usta ya, nereden geldi bu formül aşkı birdenbire böyle? Çok seviyorum Formula 1'i. Sürekli izleyesim var. İçime sokasım geliyor. Sana ne ya? İzlemek istiyorum. Allah Allah. Yürü git. Git çalış. Lan ya. Yusuf. Evet. B planına geçiyoruz. Ha. Aha. A planı neydi oğlum? Anlatıyorum, dinle. Şimdi benim bu hatun var ya Özge. Evet. Satrançı o dört göz var. He. Onunla beraber Formula 1 izlemeye gidiyorlar. E sen? Sorun bu işte, ben yokum. Hadi be. Ya. Bilet bulamıyorum. Çünkü bilet bulamıyorum. Bilet bulsam bile onların yanında bulamıyorum. Böylelikle ne oluyor? A planı suya düşmüş oluyor. Ha. Geçelim B planına o zaman. Geçiyoruz. B planı, o biletleri ele geçirmem lazım. Tamam hocam o zaman. Tamam. Biz sizi akşam 5'te bekliyoruz ebe. Haydi, iyi günler, iyi günler, iyi günler. Mehmet. Ne oldu kız, abla hallettin mi? Hallettim, hallettim. Abla ya, ne ders öğreneceksiniz? Ben de öğrensem şu dansı. Tamam, öğrenmek istiyorsan parasını ver, öğren hayatım. Değil mi? Çok gıcıksın abla, çok. Lan sana diyorum. Ben baktım. Merhaba Nurşen. Merhaba Zeyno, gel. Gel hayatım, gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya biraz vaktim varsa seninle bir işimiz var. Benimle mi? Evet. Ne işimiz var? Vedat arayacaksın. Vedat'ı mı?
Evet. Senin kocanı niye arıyorum ben ya? Onu kandıracaksın. Nasıl? Şu broşürdeki elektrik süpürgesini ona satmaya çalışacaksın. Ya ben neden senin kocana elektrik süpürgesi satıyorum? Çünkü Vedat'ın bayan satıcılara karşı bir zaafı var. Ve ben de bunu ispatlamak istiyorum. Tamam. O yüzden bu işi sen yapacaksın. Çünkü senin sesini de tanımaz zaten. Telefon numaranı da bilmiyor. Okey. Tamam. Tamam. Şimdi önce biraz çalışacağız. Tamam. Tamam. Tam bir pazarlamacı gibi konuşman lazım çünkü. Tamam. Tamam. Şimdi bak. Makine bu. Dur ben şöyle gideyim. Gel. Ya iş saatinde dans dersi olur mu Gülşen? Ha, ne yapayım Lütfü? Yani yatma vaktinde falan mı çağırayım öğretmeni? Babana söyle çık gel canım Allah Allah. Ya babama söylersem iş saatinde dans dersine gittiğimi ağzımı burnumu kırar ya. O zaman kaç sen de? Ömrümü yedin Gülşen, ömrümü. Bizim dans hocasına verecek paramız mı var? Ben anlamam Lütfü. Taksitle ödeyeceğiz biz bunu. Tamam Gülşen, tamam. Oğlum tamam. Ya biletleri alalım da. Şimdi bir kişi daha lazım. Bak sen Özge'yi oyalayacaksın. Hı. Ben Oktay'ı oyalayacağım. Hı. Biletleri alacak biri lazım işte. Mustafa'yı da alalım. Bitti gitti. Mustafa olur mu ya? Olur. Çok iyi olur. Oğlum o çok dikkat çekmez mi? Bir şey olmaz. Ayarlarım. Gel. İyi hadi bakalım. Hazır mısın? Vallahi ezberim biraz tam değil ama artık. Ya olsun. Önemli değil. Ben sana okuyacağın cümleleri zaten buradan söyleyeceğim. Tamam. Sen tek tek okursun. Oldu. Çok kibar olman gerekiyor. Çok kibar. Tam bir pazarlamacı gibi. Tam bir pazarlamacı gibi. Ve bu ürünü satmak için elinden gelen her şeyi yapacaksın. Yaparım onu. Unutma, kredi kartı numarasını alman çok önemli. Çok önemli. Hemen tamam. Alacağım numarayı. Şimdi senin telefonun nerede? Burada. Ha, senin telefonu alacağım ben sana parasını veririm. Ya saçmalama al bana ya. Olsun. Dur ver. Bunun megafonu nereden açılıyor? Şuradan. Tamam al. Sakin ol. Ben de kaydedeceğim. Belli olsun. Olsun. Efendim. Alo. İyi günler Vedat Bey. Ben Robotem'den Aysun Pınar. Nasılsınız inşallah? İyi sağ olun. Ben Robotem isimli bir elektrik süpürgesi firmasından arıyorum. Sizin bir arkadaşınız Levent Kocaoğlu referans gösterdi. Bizim müşterimiz kendisi. Sizin de bu ürünle ilgilenebileceğinizi söyledi. Ha öyle mi? Aldı mı o? Aldı. Oho alır tabii ya bu ürün o kadar güzel ki her eve lazım. Evini seven ve önemseyen her kadının ihtiyacıdır. Değerli vaktinizi alacağım ama ben ürünü kısaca anlatacağım size. Anlatabilir miyim? Ya çok ilgi alanıma girmiyor. Eşimi arasanız. Ararım ben tabii Vedat Bey. Yani ararım tabii ama sizi onu güzel bir hediyeyle sevindirme fırsatından mahrum bırakmak istemedim ben açıkçası. Bu yüzden de ben sizi aradım. Yani ben mesela bir kadınım ben evimdeyim. Benim eşim kapıyı çaldı elinde paketle geldi. Ben de bu süpürgeyi görünce çok sevinirim mesela. Yani. Öyle mi diyorsunuz? İyi peki dinliyorum. Tamam peki. Şimdi Vedat Bey ürünümüz iki önemli özellikten oluşuyor. Birincisi elektrik süpürgesi özelliği. İkincisi de koltukları, halıları ve perdeleri buhar fonksiyonu sayesinde tertemiz yapma özelliği. Buyurun. Teşekkürler. Yine bekleriz. Ustacığım, ya şu protokolden biraz bahsetsene. Vallahi ben çok gerildim ya. Neler isteyecek acaba benden? Ulan ben de bilmiyorum ki Rıza. Bakalım göreceğiz oğlum. Ha. Of. Yani Vedat Bey, kısacası bu ürünü aldığınız zaman evinizdeki temizlik sorunu kökten çözülüyor, bitiyor. Anladım. Kaç lira peki ürün? 1249 lira. Yuh. Yuh değil ya. Taksit. Kart var, kredi kartıyla 12 taksitte. 100 lira la ödüyorsunuz her ay. Vallahi bana biraz pahalı geldi açıkçası. Ama ah Vedat Bey, eşiniz için çok değerli. Şimdi o süpürgeyi her gördüğünde ah diyecek. Eşim beni ne kadar çok seviyormuş diyecek. Bir de sonra arkadaşınız Levent Bey bu ürünü sizin çok beğeneceğinizi
akıllı biri olduğunuzu, aklınızı kullanarak bu ürüne sahip olmak isteyebileceğinizi söyledi. Yanılıyor muyum? Doğru tabii, orası öyle de. Tamam, tamam. Ben şimdi sizin kredi kartı bilgilerinizi alırsam eğer hemen, şimdi ben kargoya veririm. Hemen bu akşam, bir saniye ben stoklara bir bakayım. Aa! 3 tane kalmış ya. Bence hemen alın gidin siz bunu. İyi tamam, yollayın o zaman. Tamam. Çok güzel oldu bu iş. Şimdi ben sizin kart bilgilerinizi alacağım. Kart bilgisi vermesem, kapıda ödeme yapsam olmaz mı? Olur olur ya, olur. Şey verin bana, evinizin adresini verin. Ben şey yapacağım, yolunu halledeceğim. Adresimiz... Merhaba Necati. Oo, papatya merhaba. Gel canım gel. Buyur otur. Bu ne güzellik maşallah. Necati. Ay, büyük bir sorunumuz var. Hayır inşallah, ne oluyor? Semiha çocuğunu düşürmüş. Ama yapma. Evet. Doktor onayladı mı? Onaylamış. Ah, vah vah, yıkılmıştır kadın. Çok üzülmüştür ya. Ay, çok üzüldü ama esas ben bunu Taylan'a nasıl söyleyeceğim diye dertleniyor. Tabii bir de o var. Ya adam burada böyle mutluluktan uçarak geçiyordu. Yok, hayatta söyleyemem dedi. Acaba diyorum senle beraber biz mi söylesek ha? Olur olur, söyleriz. Ya da dur, ben ona akşam söylerim. Önce bir iki tek atarız, biraz yumuşatırım, sonra söylerim. Ay daha kötü olmasın Necati. Yok zaten duyunca ilk yapacağı o. Yok yok, o içkiyle daha kötü olur. Ha geliyor, istersen sen kendin söyle. Selam kardeşlerin en güzeli, ne haber? İyiyim abicim. İyi bak Feride, sen de görev edineceksin, yeğenine isim bulacaksın. Şöyle güzel bir isim olsun, erkek ismi. Olur da ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle tabii. Yani şöyle... Kötü bir haber mi var yoksa? Sayılır. Söyle ya, söyle. Bugüne bugün baba oluyorum baba. En kötü haber bile fız gelir bana. Yani... Necati, sen söyle hayatım. Benim dükkana gitmem lazım. Ustalar gelecekti. Ne oldu enişte? Ne diyor Feride? Ya önemli bir şey değil ya. Basana ne diyeceğim? He. Akşam iki tek atalım mı? Atalım enişte. Nerede, burada dükkanda mı? Nerede istersen. Burası iyi be enişte. Senin bu arka oda değme mekana taş çıkar vallahi. Hadi akşam bekliyorum. Tamam geliyorum. Baba ben muhasebeciye uğrayacağım. Hayırdır? Hayır baba, KDV günü ya. Onları kontrol edeceğiz, hesaplara bakacağız. Hadi mi bakalım. Merhaba. Merhaba. Merhaba Necati amca. Merhaba kızım. Hayrola? Bir yere uğrayacağım da. Tamam yavrum. Kolay gelsin size. Sağ ol kızım. Merhaba Mustafa. Aa merhaba yenge. Ya senden bir şey rica edeceğim. Tabii. Vedat'ı arayıp şu cümleyi okur musun? Bu ne ki? Ya bu ürünü satmaya çalışacaksın. Ha. Çok kısa sürer zaten, merak etme. Benden mi arayın? Evet lütfen. İyi. Ama ısrarcı ol, tamam mı? Israr ederim ya. Ben hemen numarayı çeviriyorum. Megafon aç. Tamam. Alo. Alo, Vedat Bey ile mi görüşüyorum? Benim. Vedat Bey, ben MFKPT'den arıyorum. İlginizi çekeceğini düşündüğüm bir ürün var. Yok kardeşim, ben ilgilenmiyorum. Yalnız ayrıca MFKPT kulüp üyesi olursanız... Güzel kardeşim, ilgilenmiyorum diyorsam ilgilenmiyorum. Uzatma işte. Ama beyefendi, bu kulüpte öyle özel indirimler... Başlayacağım indirimine sana da. Hadi git. Kapadı. Tam tahmin ettiğim gibi. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Nerede kaldı ya? Ah, buyurun, hoş geldiniz. İyi günler Gülşen Hanım. Evet evet, siz de dans hocası değil mi? Evet, Can ben. Memnun oldum. Buyurun, buyurun, salona alayım ben sizi. Böyle teşekkürler. Buyurun. Şimdi birazdan gelecek zaten. Siz böyle oturun buyurun. Teşekkürler. ne alırsınız? Kahve, soda, çay, gazoz, su, ayran, kola. Sağ olun, iyi böyle bir şey almayayım. Almayın o zaman. Gülşen ben geldim. Kocam. Hoş geldin hayatım.
Hoş bulduk. Tanıştırayım. Dans hocası Can Bey, kocam. Lütfen. Ne zaman geldi bu? İki dakika önce geldi. Senden iki dakika önce geldi. İki dakika. İki. Memnun oldum. Ben memnun olup olmadığıma birazdan karar vereceğim. Komiktir benim kocam böyle işte. Başlayalım mı biz? Tabii. Hangi dansı öğrenmek istediğinizi belirtmemişsiniz. Hangi dansı öğrenmek istiyoruz biz hayatım? Şöyle çok fazla kıvırtmalı, sallamalı bir şey olmasın yani. Vals olsun. Allah Allah. Çocuklar bile vals yapıyor canım. Tango, tango. Tango olsun. Vals, vals. Ne vals hocam? Tango. Tango, tango. Tabii. Tango, Arjantin kökenli bir danstır. Özünde aşk, tutku ve melankoli vardır. Özünü boş ver, dansa geçelim. Lütfen. Tangoda duruş ve bakışlarınız çok önemlidir. Her şeyiniz çok asil olmalıdır. Evet, dans, dans. Tango'da kontrol erkektedir. Gülşen Hanım, sizi böyle alayım. Tabii, ben geçeyim. Bir dakika, bir dakika. Onu niye öyle alıyorsun? Ben ne olacağım? Hayatım, gösterecek beyefendi değil mi? Çekil, çekil sen. Ben gösteririm. Sen anlat. Tamamdır. Dik duruyoruz. Hı. Karşılıklı. Hı. Eliniz bayanın kürek kemiğinin altında duruyor. Hı. Diğer eliniz de kalp hizanızda bayan da içeri doğru. Duruşumuz bu. Vücutlar dik, göz gibi. Valla sonunda oyuna. Ana, ders öğreniyoruz burada. Sus. Ya abla, bir kişi eksik gibi duruyorsunuz. Ben de geleyim, ne olur ya. Ay ya. Sevinirim. Buyurun. Eliniz benim omzumda. Diğeriniz böyle. Başlıyoruz şimdi. Ne yapıyoruz? İlk adımımız hep beraber. Sol ayağınızla bayanlar öne doğru başlayalım. Bir. Oh. Oh. Sol ayak dedi ama. Tabii baylar da sağ ayakla geriye doğru alırken tekniği yemeyelim. Bir, iki, üç. Başlıyoruz. Bir. Ne haber hayatım? İyi, senden ne haber? İyi, ne olsun? Hallettin mi seni? Hallettim canım. Bugün seni arayıp telefonda yeni bir şeyler satan oldu mu? Yo. Olmuştur, olmuştur. Allah Allah, niye olsun ya? Ha, peki bu ne o zaman? Efendim? Alo, iyi günler Vedat Bey. Ben Rohutem'den Aysun Pınar. Nasılsınız inşallah? İyi, sağ olun. Ne alaka sende? Bugün telefonda elektrik süpürgesi aldım. Ve yine bakın ki şu işe, yine bir kadın satıcı. Ya sana hediye aldık, ne var ki bunda? Ay sanki onu da sen akıl ettin. Ona bile seni kadın ikna etti be. Onu bırak da bu kayıt ne arıyor sende? Ne yapıyorsun sen? Çünkü telefondaki kişi Nurşen hayatım. Düşün yani, Nurşen bile sana bir şeyler satabiliyor. Siz neyin peşindesiniz ya? Şu kadın satıcı saçmalığından da vazgeçerdik lütfen. Ha öyle mi? Hayatım, o zaman bir de şunu dinleyelim. Bir saniye. İlginizi çekeceğini düşündüğüm bir ürün var. Yok kardeşim, ben ilgilenmiyorum. Yalnız ayrıca MFKPT kulüp üyesi olursanız... Güzel kardeşim, ilgilenmiyorum diyorsan ilgilenmiyorum. Uzatma işte. Gördün mü? Arayan erkek olunca nasıl telefonu pat diye kapatıyorsun? Ulan ürünü beğenmedim. Ne konuşacağım da? Ha öyle mi? Arayan kadın olsaydı ürünü sana çok güzel beğendirirdi ama. Hatta iki dakikada karını aldatmaya bile ikna ederdi seni. Şu yaptığın var ya, hakiki psikopatlık ha. Kusura bakma Vedat. Seni çocuk gibi takip etmem gerekiyor. Bundan sonra sıkı yönetime geçiyoruz. Kadınlardan aldığın bütün ürünleri iade ediyorsun. Spor salonu üyeliği de dahil. Ayan. Aman. Neler oluyor burada? Lütfü. Baba. Oğlum ben görmeyeli bizim muhasebeci ne kadar değişmiş. Bu yeni mi? Yok baba, arkadaş muhasebeci değil, dans hocası. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Aa, dans dersi mi alıyorsunuz? Evet, evet. Lütfü işi gücü bırakıp gelip burada dans dersi mi alıyorsun? Anlatayım babacığım. Ya şu dans hocasına vermek için mi istiyordun? Onu da anlatayım babacığım. Yani Gülşen çok ısrar etti. Düğün sezonu açılmış. İlla tango öğrenmemiz gerekiyormuş. Tango mu öğreniyorsunuz? Ay en sevdiğim danstır. Necati, biz de ders alalım mı hayatım? Teşekkür ederim canım. Ben almayayım. Ay, zaten kabul etsen şaşardım. Bırak hoca efendi göstersin. Gençler de yapsınlar. Biz de bakalım. Buyurun, devam edelim. Edelim. Öğretmenim, nasıl yapıyorduk biz şimdi? Şimdi vücudunuz dik. Evet. Kontrol sizde. Tamam. Bakışlarınız tutkulu olmalı. Bana mı diyor? Tabii sana diyor. Hiç tutkulu bakmıyorsun lütfen. Ya bu salonda benden daha tutkulu bakacak bir adam var mı? Doğru söylüyorsun Lütfü. Son zamanlarda gözünü ihtiras bürüdü senin. Ama babacığım, lütfen dersi kesmeyin. Yani her geçen zaman bize para yazıyor. Bana ben karışmam. Patron Lütfü. Dükkan sahibi de o. Ev sahibi de o. Hadi. Bravo. İlk defa tutkulu baktınız. Böyle devam. Geriye. Aa, siz hiç tutkulu bakmıyorsunuz.
Aslında buradan sıfırla erdem yapmalıydı biliyor musun? Bir, iki, üç. Tamam, şimdi müzikle yapalım. Olur, tamam. Hazır. Bir, iki, geriye geldik. Yatırıyoruz. Evet, şimdi devam ediyoruz. Tamamdır. Başlıyoruz tekrardan. Saat bir, iki, üç. Yat. Açılıyoruz. Ay. Yana doğru açıyorum sizi. Evet, açtık. Dönerek geliyorsunuz bana. Ama... Yatırıyorum. Evet, gel. Merhabalar. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Özge, sınavı geçemezsen tek sorumlusu Seyfo olur. Bir ders bu kadar bölünmez ki canım. Hop, hop. Selam verdik, önce selamı al. Seyfo'cum, ders çalışıyoruz ama. Özgeciğim, bizim çok önemli bir şey konuşmamız lazım seninle. Biraz bekleyebilir herhalde, değil mi? Bekleyemez. Ya neymiş önemli olan? Ben bir şiir yazdım da. Aman ne önemli. Bence önemli. Ya, buyur. Geliyorum ama. Demek bana şiir yazdın. Evet hayatım. Sen şöyle otur. Evet, ben sana bir şiir yazdım. Okusana. Okumadan önce şöyle bir güzelliğini seyredeyim ama, değil mi? Yani. Kanka ne haber ya? Kanka mıyız biz? Değiliz ama oluruz oğlum, ne olacak? Kankalıkta ne var yani? Bak sen de böyle sinirlenince kaşları gözleri böyle yapıyorsun. Ben de böyle yapıyorum. Al sana ortak nokta işte. Vallahi ben tabii göremiyorum ortak nokta falan. İşte bu oğlum, ortak nokta dediğim bu. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu İngilizce bilmek çok büyük bir avantaj değil mi? Hani işsiz falan kalmıyorsun o anlamda yani. Hayır, İngilizce iş bulmak için yeterli değil artık. Değil değil mi? Tabii doğru söylüyorsun. Eskiden de o be. Aman. Başka diller de öğrenmek lazım. Ne demişler? Her lisan bir insan. Ya bir şey daha soracağım sana kanka. Bu İngilizce öğrenmeye başlasam ben şimdi. Şu an başlasam. Kaç ay sürer? Ay değil, yıl desek. 2-3 yıl. Oha. Çokmuş hocam ya. Şeyi ne kadar zamanda öğrenirim? Satrancı. Mantığını iki günde kavrarsın ama... Adam gibi oynaman 2-3 yılını alır. Vay anasın ya. Ulan şimdi sende ne beyin vardır ha? Böyle kıvır kıvır şeyli, dolu dolu etli. Bilgi arttıkça beynin kıvrımları artmıyor kankacığım. Hadi canım. Ben o bilgiler o aralara giriyor zannediyordum. Öyle değil mi? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Estağfurullah ya, estağfurullah kanka, bu niye dalga geçeyim ben seninle ya, aşk olsun. Tamam, ben kalkıyorum, hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. İyi günler kanka, iyi günler. İyi günler. Hadi, hadi. Hayatım ben de kalkayım artık ya, öyle değil mi? Hani şiir okuyacaktın Seyfo. Değil mi? Ya okumayayım ben şiiri, boş ver şiiri. İyi de ben derse sen şiir okuyacaksın diye ara verdim. Ya, o da var. O zaman okuyayım ben şiiri. Bu dünyada... Bir harf olacaksan sesli harf ol. Çünkü tek başına da sesin çıkar o zaman. Sesli harf olayım diyorsan A ol, B olma. Sesli harf olmak özgürlüktür insana. Sesli harf olursan yalnızlığın fikrinin hürriyetine varır. Özgürlüğün... Kendi tadına çıkarırsın o zaman. Nedir şimdi bu Seyfo? Yani pek benimle alakasını bulamadım da. Ben de bulamadım da işte öyle. Ortaya ben söyledim gitti. Hadi ben öpeyim seni artık. Kolay gelsin sana. Hadi bakalım. Rıza dur, kapatma oğlum, kapatma. Hayırdır usta? Dolapta benim nevale duruyor mu? Duruyor.
Sen de git peynir meynir bir şeyler al. Sonra ben Nuri'ye öderim. Tamam, hemen. Hadi aslanım. Ay, çok üzüldüm Semih Hanımcığım. Başınız sağ olsun. Sağ ol Gülşen'cim. Kısmet değilmiş, ne yapayım? Öyle tabii. Belki de hayırlısı buydu Semiha'cığım. Taylan çok üzülmez inşallah. Selam enişte. Aleyküm selam. Gel kayınço, buyur. Rakıları doldurdum, ben de seni bekliyorum. Allah razı olsun, eline sağlık enişte. Eve uğradım, kravatı astım şöyle bir rahatladım. Semiha'yı da size gönderdim. Nasıl, Semiha'nın morali iyi mi? Semiha Hanım, iyi, fena değil. Ya hamileye şimdi biraz böyle kilo alacağım, deforme olacağım falan diye biraz üzülüyor. Evet, hamile kadınlar öyle olurlar. Hadi, buyur bakalım. Hadi yarası bakalım enişte. Yarası. Hatırlıyor musun, bir keresinde iddiaya girmiştik. Sen mi çok içeceksin, ben mi çok içeceğim diye. Sonra sarhoş olmuştuk çıkıp yağmurda ıslanmıştık, sıra sıklam olmuştuk. Unutur muyum, ben Feride'ye şey yaptığımda, serenat yaptığımda. Ya. Yağmur üstüne üstüne varsın yağsın küçük hanım. Yağmur üstüme üstüme varsın yağsın küçük hanım. Ben yağmurdan, yaştan değil, aşkından sırılsıklam. Hey! Hadi yarasın enişte. İlk yağmurda ben de Semiha'ya serenat yapacağım enişte. Kadın bana evlat veriyor enişte, evlat veriyor. Balkonun altına New York Senfoni Orkestrası'nı getirsem bile azdır be. Bitti. Of, çok yoruldum ama iyi ilerledik bugün değil mi? Evet, bence de. O zaman pazartesi devam ederiz. Tamam. Pazar günü seni arabayla alırım. Formüle'ye birlikte gideriz. İyi, tamam. Biletler? Biletler yok. Hı, biletler mi yok? Evet, buraya koymuştum. Nasıl ya? Emin misin? İyice bak, oradadır. Ya eminim, buraya koymuştum. Ben böyle şeyleri unutmam. Hatta buraya otururken bakmıştım. Buraya koydum. Nasıl yani? Burada mı gitti şimdi biletler? Evet, başka açıklaması yok. Biri çaldı çantamdan, kesin. Ne yani? Şimdi Formula 1'e gidemeyecek miyiz? Öyle görünüyor. Zeyno! Efendim canım? Bugün buraya böyle dikkatini çekecek hırsız kılıklı tipler geldi mi hiç? Ay yok canım. Ne oldu ki? Ya Oktay'ın çantasından bir şeyler çalınmış da. Ya formüle biletlerim çalındı. Onlar benim en değerli şeylerimdi ya. Evet, benim de. Aa. Gidemeyeceğiz şimdi. Vallahi Seyfo ile mantar arkadaşları geldi. Seyfo ile arkadaşları hırsız kılıklı mı abi? Bir tanesi oturup saçma sapan sorular sordu bana. Seyfo benim yanımdaydı. O zaman o şişmandır. Saçmalamayın, bence onlar değil. Neden olmasın? O sefil balıkçı olabilir. Kıskandı çünkü bizi. Sözlerine dikkat et istersen Oktay. Ya pardon, sefil demek istemedim. Ama başka biri de gelmiyor aklıma Özge. Neyse, görüşürüz. Ulan helal olsun sana be. Az bile söyledin, koçum benim. İşte abicim, işte budur. Artık hiçbir yere gidemezler. Aferin lan. Bak, aşık adam böyle yapar Musti, öğren. Yalnız bizden şüphelenmiş olabilirler. Neden? Oğlum, sonuçta kafede kimse yoktu. Hani bir tek biz girip çıktık. Bak, şüphelenen falan olursa hiç belli etmiyoruz, tamam mı? Çaktırmıyoruz. Direkt inkar. Full inkar yani. Hadi yan yana durmayalım, ben kaçıyorum. İyi, tamam, hadi görüşürüz. Bana bak lan. Ha. Şu biletleri ver de bari ben Nurşen'le gideyim. Oldu canım. Oğlum sen ne yapacaksın biletleri? Ver bari ben gideyim. Ya Nurşen ne anlar Formula 1'den? Sen onu tatlıcıya götür, tatlıcıya. Allah Allah. Belki kız adrenalin seviyor abicim. Belki böyle Schumacher vın diye geçerken yanımızdan ben kızı öpeceğim. Düşün bunları. Abicim, belki ben Özge ile gideceğim, Allah Allah. Oğlum saçmalama lan, direkt itiraf olur ya. Yani. Ha. İyi, hadi al. Bak, yalnız öptü mü öpmedi mi diye sorarım şu mara ha. Lan ver, tamam. Hadi ben kaçtım, hadi. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Beraber mi gitsek lan? Yok, değil. Semiha'ya kızıyorum ama aslında ben de biraz tedirginim. Küçücük çocuk doğacak. Gelişecek, büyüyecek. Onun eğitimi, onu hayata çok iyi hazırlamam lazım. Çok iyi planlamam lazım.
Doğru söylüyorsun. Yani? Haklısın. Çünkü doğada, tabiatta güçlü olan yola devam edebiliyor, zayıf olan edemiyor. Doğru söylüyorsun işte. Bu bazen çok erken zamanlarda da olabiliyor. Nasıl erken zaman denişte? Yani böyle ana karnındayken bile gerçekleşebiliyor. Doğru. Her yerde aynı. Yani. Doğru. Güçlü olan yola devam, zayıf olan edemiyor. Söyledin herhalde, söyledin. İşte bu doğanın takdiri yani. Yani takdir-i ilahi, Allah'ın hikmeti bu. Doğru. Her yerde bu geçerliymiş. Doğru. Ama benim evladımı ben çok güçlü yetiştireceğim. Kız bile olsa aslanlar gibi yetiştireceğim. Kayınço, sana bir şey söyleyeceğim. Söyle işte. Sizin bebek var ya. Ha. O maalesef yola devam edemedi. Öyleyse daha bu takdiri ilahi bilir ondan anladım da benim çocuğumdan örnek verme ya. Adamsın be. Bak çok güzel isimler bulduk çocuğa. Şu erkek olursa eğer ata koyacağım. Ata, A, T, A. Kısacık, kolay söylenir. Söylemiş midir sence? Ay, herhalde söylemiştir. Yok, ben hata ediyorum Feride. Ya benim onun yanında olmam lazımdı. Hatta ona benim söylemem lazımdı. Söylemesi o kadar kolay değil ki hayatım. Sen merak etme, Necati bir şekilde söyler. Yok yok, ben de gidiyorum. Gidiyorum ben. Semiha. Erkek olursa Can ismi çok uygun olur. Hani Fransa'ya falan giderse çok rahat eder. Fransızlar Can'a Can derler. Benim Fransa'da tanıdığım bir Türk var mı? İsmi Can da ona Şan diyorlar. Kızların da isimlerini buldum. İşte. Demin sen sizin bebek devam edemez dediğinde örnek veriyordun değil mi? Örnek değildi o. Sizin bebekti. Maalesef. Çok üzgünüm. Üzüldüm. Adamın sesi hala kulaklarımda. Bir bağırdı böyle. Yeri koyu inletti. Zavallı abicim ya. Yıkıldı adam. Vallahi benim ondan daha bir hafta uğraşmam lazım kendine gelmesi için. Ay sakın sen uğraşma hayatım. Psikoloğa yolla. Yoksa sen kim bilir adama neler dersin. Ya ne diyeceğim işte şimdi. Çocuk yapmanın sırası mıydı diyeceğim. Çocuk 10-15 yaşına gelince ölüp gideceksin. Çocuğa kim bakacak diyeceğim. Ay Necati bırak onu da sen kendi çocuklarını düşün. Ne olacak bu Fulya ile Erdem'in hali? Onlara yeni bir planım var. Onları yarın dans dersine çağırıyorum. Sarmaş dolaş dans ettiriyorum. Ay emin ol koşa koşa gelirler. Yapma Necati. Canım dans dersi demeyiz biz de. Beyaz yalan gelin çalışmaya başladı yine. Uğraşma benim kendilerimle. Çocukların yuvasını tamir etmeye çalışıyoruz. Ay Necati. Ne demek Pakize teyze afiyet olsun ya. Tamam
Mevlide teyzeye, Şükran teyzeye, Yüksel ablaya hepsine selamlar. Öpüyorum ellerinizden. İyi günler. Oh, deve işini hallettim. Dağıtımı da bitirdik. Maşallah, Allah kabul etsin. Amin, amin. Vallahi artık ben adamı yerine getirdim Lütfü abi. Bundan sonra inşallah bir aksilik çıkmaz. Bana bak. He? Dün o protokol falan diyordu. Hala diyor ya. Of Lütfü abi, çok korkuyorum ya. Vallahi internete girdim baktım protokol ne demek diye. Ön anlaşma demekmiş. Bu kaya kartlı Nurettin kim bilir neler isteyecek benden. Alo? Alo? Nasılsın Nurşen'im? İyiyim, sen nasılsın? Ya benim sana bir teklifim olacaktı. Allah! Baba teklif diyor. Ne teklif? Teklif diyor. Ne teklifi? Evlenme teklif edecek galiba. Kızım! Telefonda evlenme teklif edilir mi ya? Bir dakika abla. Evet, dinliyorum. Ya Nurşen, benimle Formula 1 yarışına gelir misin? Formula mı? Formula yarışı mı? Ya formula, formula. Böyle hızlı arabalar var. Süper adrenalin, heyecan. Hepsi burada yani. Ha? Gelir misin? Ha. Ha tamam. Oldu. Heyecan varsa olur, adrenalin. Tamam. Oldu, gelirim. Süper. O zaman ben seni alırım. Oldu. Uskumru istiyorum, uskumru istiyorum ama uskumru geçen seferki gibi olmasın. Merhaba Sayfo, biraz konuşabilir miyiz? Tabii canım. Arayacağım İsmail abi. Nedir? Biletleri sen aldın değil mi? Ne bileti? Ay bilmezden gelme. Oktay'ın çantasından Formula 1 biletlerini sen aldın. Aa! Yapma ya! Oktay'ın çantasından biletleri mi çalmış? Ah çok üzüldüm dünyanın haline bak. Ay hiç de yalan söyleyemiyorsun. Senin yaptığın çok belli. Nereden biliyorsun? Hem izah eder misin? Ben nasıl yapmış olabilirim? Kafeye hani bana şiir okumaya geldin ya. O sırada senin çeten hop yürütmüştür biletleri. Kim söylüyor bunu? Oktay denen o zıpır mı söylüyor? Hayır canım, ben söylüyorum. Ya tamam, Oktay'la beni baş başa yollamamak için yaptın. Evet. Yani... Evet, eğer yapmış olsaydım o sebepten dolayı yapardım. Ben zaten onunla gitmek istemiyordum ki ama biletler ondaydı. Seyfo bak, doğruyu söyle, aramızda kalacak. Hayır, bende bilet millet yok. Buna üzüldüm. Çünkü ben seninle gitmek istiyordum. Hadi ya. Evet. Ya ben hallederim onu, yani iki tane bilet bulurum. Ne var ki, karaborsacı bir abim var. Neyse, benim. Sonra görüşürüz. Yani şey yapalım ya. Tamam. Tamam, ben pazar alırım seni o zaman. İkimiz birlikte gideriz formülüye, tamam mı? Güzel. Tamam, hadi kapat. Hadi öpüyorum. Yok, sen kapat önce. Kapat be. İyi tamam, hadi ben kapatayım. Ne var lan? Ne var oğlum? Oğlum, şu formüle biletlerini bana ver. Kusura bakma, veremem. Ne demek ya? Ver oğlum o biletleri. Özge ile ben gideceğim. Oğlum manyak mısın? Veremem. Ben şimdi Nurşen'i aradım, konuştum. Kız bekliyor. Pazar günü onu alıp götüreceğim yani. Şimdi bilet yok diyemem. Ayıp olur. Dersin. Ver biletleri sen, ver. Kardeşim veremem. Hem madem isteyecektin ne veriyorsun? Oğlum o biletler benim ya. Senin değil kardeşim. O çocuğun o biletler. Allah Allah. Oğlum bak, ver şu biletleri, fena olacak ha. Ver biletleri. Vallahi veremem. Nurşen'e ayıp olur ya. Nurşen gelmek istemezse verir misin biletleri? Öyle bir şey yok. Çünkü kız gelmek istiyor. Ha, ne bileyim, belki gelmek falan istemez. Sakın ha. Ne sakın ha? Dur, ben kapattım zaten, kızı yüzüne bir geri arayayım. Nurettin Usta, oku bakalım şu protokolün maddeleri nelermiş. He. Madde bir. İç güvenliği maddesi. Bu protokolün değiştirilemez ve de değiştirilmesi asla teklif bile edilemez maddesidir. Eğer kabul etmeyecekseniz ben hemen kalka giderim gari ha. Tamam, ediyoruz. Ama usta... Şişt, dur oğlum, ediyoruz. Ama bu madde bir sene geçerli olacak. Yaz oraya, bu madde bir sene geçerli. Olmaz. Oğlum, oğlum bak, sen de kızından böyle kademeli olarak ayrılacaksın. Kabul ediyorsan etmiyorsan biz gidiyoruz. Tamam. Öyle yazdık. Bir sene iç güveysi kalacak. Tamam. Bir sene iç güveysi kalacak. Tamam. Madde 2. Kızımı her sene tatile götürecek bu. E,
Tamam, şahaneymiş. Ama öyle pansiyonun neyin değil. En az 4 yıldızlı otelde tatil yaptıracağız. En fazla 4 yıldız. Yok yok, en az 4 yıldızlı. Peki, yaz. Tamam, kabul. Tamam, kabul. Tamam. İyi, bu da güzel. Madde 3. Doğum günü, evlilik yıl dönümü gibi günleri unutup kızımı üzmek yok. Hı? Bugünlerin hepsi özel bir şekilde kutlanacak. Ömürsün Nurettin Usta. Sanki sen yengenin bütün özel günlerini özel bir şekilde kutladın. Canım, yengenin günlerini ben unutmuş olabilirim. Ama benim kızım bu konularda çok hassas. Babacığım, özel şekilde derken kasıt ne? Yani böyle pahalı hediyeler alacaksın. Eğer kabul etmeyecekseniz ben giderim. Tamam, ediyoruz. O zamanki ekonomik duruma göre bir şeyler alır. İyi o zaman, mesele kalmadı. Bana bak lan. Ne demek öyle istemeyecek falan? Ne yapacaksın sen? Yok hani belki istemez, karar değiştirir falan diye düşündüm. Ben de ondan yani. O anlamda yani. O anlamda canım. İyi, tamam. Tamam. Kesin gidip kızla konuşacak bu ya. Neymiş o formula? Araba yarışıymış işte abla. Ya hayret bir şeysin yani. Araba yarışına bitireceksin. Kızım, sen onu bunu boş ver de şu dansçı çocukla biraz ilgilen ha? Hem parası var, hem yakışıklı, hem dans dersi veriyor falan. Ya evet abla, da o bana bakmaz ki. Allah Allah. Sen de şöyle bir iki böyle bir cilve yap, böyle bir göz süz. Bak nasıl ilgileniyor, değil mi? Üf abla ya. Üfleme ablana, üfleme. Yusuf seni bugün araba yarışına götürür. Yarın kalkar maça gidersiniz birlikte. Ondan sonra da kahvede okeye dönersiniz. Ben okeye bayılırım. Nurşen, delirtme beni. Okeye bayılırmış. Sen sanki sevmiyorsun ya. Konuşma. Konuşma. Hiçbir şey yaptığın yok zaten. Kime mesaj? Yılan oynuyorum. Şimdi bu iç güvenliği bir seneyle böyle sınırlandırıldığına göre ben bir madde ilave edeceğim. Neymiş? O da şu olacak. Bayramlarda ve özel günlerde ilk önce bana gelinecek ve benim elim öpülecek. Yok, olmaz, kabul edemem yani. Bari sırayla olsaydı. Doğru söylüyorsun yani. Erkek tarafı öncelikli olur. Anası bekler. Onun anasının yaşı benden küçüktü. Önce beni gelecek, benim elimi öpülecek. Ya ne bencil adamsın Nurettin ya. Erkek tarafı önceliklidir kardeşim. İşinize gelirse ben giderim. Tamam ustacığım, tamam. Zamanı gelince ben annemle konuşurum. Konuşacak. Tamam. Gelelim düğüne. Aman hele şükür nihayet gelebildin. Padişahlara, sultanlara layık bir düğün istiyorum. Tabii, Topkapı Sarayı'nı da yaparız, yaz. Yok, Topkapı Sarayı değil canım, o kadar da değil yani. 5 yıldızlı otelde yapılacak düğün. Ya ona para mı dayandın Nurettin ya? Uygun bir yerde yaparız kardeş. Salih benim son kızım. Böyle çok güzel bir düğün olmasını istiyorum. Tamam babacığım, tamam. Hallederiz. O zaman mesele kalmadı. Buyurun imzalayın. Şimdi bir dakika, tamam da o 5 yıldızlı sil. Ne? 5 yıldızlı otel için imza atıyoruz, bağlayıcı olur. Uygun bir yerde yapılacak yaz. Uygun bir yerde yapılacak, peki. Tamam. Uygun bir yerde yapılacak. Tamam. Bir dakika, bir de tarih ilave edelim, düğün tarihi. Sonra ben öyle demedim de falan dersin, ertelersin. Ustacığım, Haziran ortası falan yapsak anca hazırlanırız. Yok, Haziran ortası çok erken. Daha böyle ileride bir sene sonra falan. Olmaz öyle şey. Al oğlum, istediğin tarihi yaz. Onu da biz halledelim artık. Yaz bakalım. Haziran. Tamam, imzala. Bak, anlaşmayı bozan olursa karşısında beni bulur, onu söyleyeyim. Bak bozarsan göreceksin karşılığı. Tamam, imzala ustacığım şimdi. Ben imzalarım, bu kağıt bende kalacak zaten. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun bak ya. Çok şükür. Öpeyim babacığım. Tamam. Sen öperken yalıyor. Üzülme artık abi. Ne yapalım, olmuşla ölmüşe çare yok bu dünyada. Ya Sevinç'im sadece bir hafta sürdü. Sadece bir hafta. Biliyorum ama... Kendimi çok hazırlamıştım Feride. Sen de biraz erken sevindin abi. Bir sürü hamilelik bir ay dolmadan sonlanabiliyor. İsim bile bulmuştum Feride ya.
Semih da çok üzüldü tabii. Belki bir daha olur ha? Yok, olmaz. Hayatta olmaz. Baksana bu bile yürümedi. Tamam, tamam. Üzme kendini. Ne yapalım? Kısmet böyleymiş. Hadi üzme abim. Hadi, hadi. Sen de Fulya gelince öyle sarılacak, tamam mı? Baba Fulya'nın dans dersi almayı düşündüğünü hiç sanmıyorum. Oğlum böyle olmuyor ki. Durumumuz hiç iyi değil. Yani birbirimize sokulun, biraz birbirimize dokunun. Ay Necati, biz de kaçırmayalım şu dersleri. Bana babacığım, benim hiç tango dersi falan almaya niyetim yok. Of Necati, of. Ha, ben bakarım. Pardon. Ha, Nurşen. Seyfo. Seninle bir şey konuşmam lazım. Ama benim işim var. Olsun olsun, hallederiz hemen. Merhabalar Necati Usta. Merhaba Seyfo. Nurşen'le bir şey konuşabilir miyim acaba? Tamam oğlum, konuşun. Gel gel. Biz de devam edelim. Nasıl yatacak? Şöyle mi? Yatırırken biraz daha yavaşça. Yok, belinden değil, yukarıdan. Yani elimizi buraya koyun. Nurşen, Yusuf seni araba yarışına davet etmiş ya. Evet. Hah, işte o formüle var ya. Dünyanın en sıkıcı şeyi, sıkıntıdan patlarsın. Heyecanlıymış ya. Heyecan ya. Ne heyecanı ya? Böyle arabalar önünden pum pum diye geçer. Görmezsin bile. Boş ver. Ya Seyfo, sen neden beni vazgeçirmeye çalışıyorsun ya? Çünkü o biletler bana ait ve senin vazgeçmen lazım. Olsun, biz gideceğiz. Ya ne demek biz gideceğiz ya? Ne diyorum sana? Dünyanın en sıkıcı şeyi ya. 2 saat sürüyor. 2 saat. Patlarsın sıkıntıdan. Bak siz şey, sinemaya gidin Yusuf'la ve yan yana mısır patlağı falan, romantik. Canım, sinemada adrenalin yok. Ben baktım. Hayır, adrenalin ne senin? Merhaba Nurşen, nasılsın? İyiyim Yusuf. İyi akşamlar. İyi akşamlar Yusuf. Ya Necati Usta'm, Nurşen'le bir şey konuşmam lazım. İyi oğlum, konuş buyur. Sağ ol. Lan biliyorum malımı ya. Biliyordum lan seni burada bulacağımı. Nurşen, ne dedi bu sana? Seni vazgeçirmeye çalıştı değil mi? Evet, ama ben vazgeçmedim. Aferin, çok iyi yapmışsın. Bravo. Ne oldu lan Seyfo? Ya babacığım, bak şimdi... Nurşen, derse devam edebilir miyiz? Yeni figürler göstermem gerekiyor. Lan! Bu ne oğlum? Kesin boynuz abicim, kesin. Boynuz mu? Vallahi. Al lan biletleri. Başlarım Grand Prix'sine, Grand Prix'sine ha. Ya ne oluyor da dursun artık mutfaktaki hareket ya. Çok pardon Necati Usta. Kolay gelsin. Çok pardon. Ah, pardon. 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 Ah Fulya, gel kızım. Gel Fulya'cığım. Gel canım. Babacığım, yine sessiz sinema mı oynayacağız? Yok kızım. Bu sefer daha güzel bir şey. Biz ailecek dans dersleri alıyoruz da. Grup indirimi var. Ben sen de yararlan istedim. Hazır Erdem de buradayken. Ha? Hem böyle partner olursunuz birbirinize. Güzel olur. Fulya? Aa! Can! Ne haber ya? Ay, iyidir, senden ne haber hayatım? Ne yapıyorsun? İyiyim, ne yapayım? Sen ne yapıyorsun esas burada? İyidir, dans okulu açtım. Dans dersleri veriyorum. Özel dersler hepsi bende. Ay inanmıyorum. Lisede biz beraber gittik tango derslerine. Demek bu kadar ilerlettin ha? E işte, bayağı gitti. Aa! Sen tango mu biliyorsun Çeyrekciğim? Biraz biliyorum. Biliyorsan göstersenize bize. Ay vallahi liseden beri yapmadım. Ama hadi olur, göstereyim. Biz de birazcık biliyoruz yenge. Gösterelim. Thank you.
Erdem gitti. Bizim plan test yaptı.